Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin ve altcoinlerde son durum nedir? Hemen bunları inceleyelim. Malum bugün Cuma günü, hafta sonuna da giriyoruz. Bizi nasıl bir hafta sonu bekliyor? Bunlara, verilere bakarak mantıklı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Yorumlara baktığım zaman herkes G7 zirvesinden bahsediyor. İşte bu G7 zirvesinin kripto paralara olumsuz yansıyacağını düşünen arkadaşlar var. Ama dediğim gibi bundan 3-5 gün önce de arkadaşlar herkes CME olayını konuşuyordu. CME olayının altcoin'lere özellikle çok kötü yansıyacağını bekleyen bir sürü arkadaş vardı. Herkes çok ciddi manada panikti. O yüzden korku ve umut haberlerini bir kenara bırakalım. Biz mantıklı bir şekilde verilere bakarak arkadaşlar incelememizi yapalım. Şimdi bu kanalı önceden beri takip eden arkadaşlar bilecekler. Dostlar, burada kimse konuşmuyorken altcoin rallisini biz burada bas bas bağırıyorduk. Altcoin rallisi geliyor diye. Ve çok ucuz fiyatlardan, çok dip noktalardan altcoinler aldık. Belki de en dip noktadan alanlar bizlerizdir. O yüzden böyle uygun zamanlarda doğru yerde mala girince çok fazla kısa vadeli geri çekilmelere falan takılmıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu tür geri çekilmelerde panik yapmıyorsunuz. Bildiğiniz gibi ben genelde uzun vadeci bir insanım. Şimdi de haftalık bazdaki verilere ve saatlik bazdaki verileri inceleyerek bizi neler bekliyor bunları mantıklı bir şekilde inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, analize Bitcoin ile başlıyorum. Bitcoin'in 4 saatlik bazına geçtiğimiz zaman bakın şurada tepelemeler mevcut olduğunu görüyoruz. Bu noktalarda RSI'ye baktığımız zaman RSI bir miktar düşüyor. Şimdi bununla birlikte biz bu sinyali yakaladıktan sonra bildiğiniz gibi ilk etapta bulut noktasına kadar bir geri çekilme bekleriz. Şu anda Bitcoin adına çok büyük bir risk var mı? Bence yok. Çünkü neden dersiniz arkadaşlar? Bulut noktasından çok uzak değiliz. Eğer ki fiyat çok şişmiş olsaydı, çok ciddi manada sert hareketler yapmış olsaydık ben bu uyumsuzluktan korkardım. Çünkü o zaman buluttan çok uzaklaştığımız için geri çekilme de sert olacaktı. Fakat şu anda 4 saatlik baza baktığımız zaman uyumsuzluk yaptığımız nokta ile bulut noktası çok uzak değil. O yüzden kısa vadede bir miktar geri çekilmeler olabilir. Kabaca şöyle baktığım zaman bulut seviyesi 44 binleri falan gösteriyor. Ama buluttan çok fazla uzaklaşmadığımız için çok bir sıkıntı görmüyorum. Bu uyumsuzluğun bozulması için de 48 bin doların üstünde bir kapanış yapmamız lazım. Bu kısa vade adına şu anda gördüğüm. Onun dışında günlük bazda durum nasıl derseniz, günlük bazda arkadaşlar bakın şuradaki çanağı kırdıktan sonra, çanağın boyun kısmını kırdıktan sonra normalde arkadaşlar buradaki çanağın iç miktarı kadar, derinliği kadar yükseliş beklenir. Bunu da yukarıya koyduğumuz zaman bizi kabaca 50 bin dolarlara götürüyor. Burada bu kırılım geldikten sonra her zaman arkadaşlar kırılım yaptığımız noktaya tekrardan bir geri çekilip retest etme ihtimalimiz vardır. Fakat biz şu anda hem altcoinlerde hem de Bitcoin'de boğada olduğumuz için ve şu kırılımı arkadaşlar gören botlar, algoritmalar, yatırımcılar bu geri çekilmeyi kesinlikle toplarlar. O yüzden gelirse güzel bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz şu anda boğadayız. Hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde ben boğada olduğumuzu düşünüyorum. Bir düşersek 3 yükseliriz. 3 düşersek 5 yükseliriz arkadaşlar. Olaya böyle bakın. Boğa piyasasında her geri çekilme alım fırsatıdır. Haftalık bazda olsun, aylık bazda olsun arkadaşlar tamamıyla al sinyalleri devam ediyor. Özellikle altcoin'lerde, şimdi altcoin'lerde zaten Total 2 verisini de inceleyeceğiz. Yani şu anda Bitcoin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu G7 zirvesinden şu anda genel olarak piyasada olumsuz bir beklenti hakim. Bununla birlikte saatlik bazlarda kısa vadede negatif uyumsuzluklar oluşuyor. Fakat dediğim gibi bulut noktasından çok fazla uzaklaşmış durumda değiliz. Geri çekilmelerde bildiğiniz gibi bulut noktasının destek olarak çalışmasını bekleriz. Şu anda bulut noktası da 44 bin dolarları gösteriyor Bitcoin adına. Peki gelelim burada altcoin'lere arkadaşlar. Altcoin'lerde son durum nedir? Özellikle Total 2 verisine bakacağız. Total 2 verisi bildiğiniz gibi bizim altcoin'lerde olan parayı gösteriyor bize. Hatırlarsanız en son aylık bazda arkadaşlar bu Total 2 verisinde bu Ocak ayının kapanışıyla birlikte demiştim ki sizlere gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde kapanış yapıyoruz aylık bazda. Bunun piyasaya olumlu olarak yansımasını beklediğimi söylemiştim bundan yaklaşık olarak 2 hafta önce. Ve bakın buradaki kapanışı yaptıktan sonra ciddi manada yükselişler gelmeye başladı. O yüzden aylık bazda şu anda al sinyalleri tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Normal şartlarda minimum olarak buradaki
Hedef olarak arkadaşlar dediğim gibi buradaki derinliği al, yukarıya koy, bu noktanın gelmesi beklenir ve şu anda biz baktığımız zaman da daha gidecek bir miktar daha yolu olduğunu görüyoruz. Çünkü haftalık bazı geçtiğimiz zaman da arkadaşlar biz gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde yeni yeni kapanışlar yapıyoruz. Bakın burası. Gördüğümüz en yüksek seviye, biz daha yeni haftalık bazda bu noktayı kırıyoruz. O yüzden uzun vade adına al sinyalleri arkadaşlar, tam gaz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Zaten haftalık bazına baktığımız zaman da daha Total 2 verisinin gidecek çok yolu olduğunu görüyoruz. O yüzden altcoin'ler adına uzun vadede herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yer yer geri çekilmeler olacaktır. Olmalı da arkadaşlar. Çünkü bir de işin kaldıraçlı işlem boyutu var. Kaldıraçlı işlem boyutu biraz daha farklı bir olay. Orada paranız sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani böyle sizin, örnek veriyorum, herhangi bir borsadan aldığınız normal bir altcoin gibi, Ethereum gibi olmuyor. Yani çünkü sen, örnek veriyorum, BTC Türk'ten gittin, 5 tane Ethereum aldın. Ethereum 100 doları görse de 50 doları görse de senin o 5 tane Ethereum'un 5 Ethereum olarak durur. Fakat kaldıraçlı işlemlerde böyle bir olay yok arkadaşlar. Senin zararın ana paraya geçtiği zaman paran sıfırlanıyor. Yani sen çarpı 10 bir kaldıraça girdiğin zaman %10'luk bir geri çekilme olursa arkadaşlar, %10'dan fazla bir geri çekilme olursa senin paran sıfır oluyor. O yüzden yer yer geri çekilmeler olacak ki kaldıraçlı işlem yapanları essinler. O yüzden geri çekilmeler arkadaşlar boğa piyasasında alım fırsatıdır. Dediğim gibi 1 düşüyorsak 3 yükseliriz. 3 düşüyorsak arkadaşlar 5 yükseleceğimizi ben düşünüyorum. Onun dışında Ethereum'a da bakalım. Ethereum'da son durum nedir? 4 saat fazla gözüme çarpan bir olay var. Şimdi burada Ethereum'a baktığımız zaman aynı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar RSI'de bir miktar düşmeler görüyoruz. Fakat aynı Bitcoin'de olduğu gibi bulut noktasından uzaklaşmış durumda değiliz. O yüzden çok aşırı bir risk olduğunu düşünmüyorum ben. Geri çekilmelerde bulut noktası destek olarak çalışacaktır. Onun dışında 4 saat fazla gözüme çarpan Ethereum'daki olay ne derseniz de, bakın şurada ilk olarak arkadaşlar aşağıdan gelen bir yükselen trendi görüyorsunuz. Burada bu trend dursun. Ve burada yukarıdan da baktığımız zaman Ethereum'un kıramadığı bir 1800 dolar bandı var kabaca. İki defa denemiş, kıramamış bu noktayı. Şimdi bu 1800 dolar bandı yukarı hareketlerde direnç olarak çalışıyor. Aşağıda da bu trend destek olarak çalışıyor. Doğal olarak bu neyi yaratıyor arkadaşlar? Bu da fiyatta bir daralım yaratıyor. Ve şu anda bu daralım noktasının sonlarına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Fiyat ciddi manada sıkışmış. O yüzden burada Ethereum eğer ki 1800 dolarları 4 saat fazla yukarıya doğru kırarsa arkadaşlar, bakın şöyle kırdığını varsayıyorum, geri çekildi, retestini yaptı, ardından yukarı doğru sert hareketler bizi ilk etapta 2000 dolara kadar götürecektir. O yüzden buradaki bu daralımın nereye doğru kıracağını takip edelim. Kısa vadeli yapan arkadaşlar. Onun dışında aşağıya kırması durumunda da bulut noktası bence destek olarak çalışacaktır. Ethereum'da gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Çünkü Ethereum'un yaptığı hareketler de önemli. Ethereum tüm altcoin'leri ilgilendiriyor. Çünkü piyasadaki birçok altcoin Ethereum'un altyapısını kullanmakta. Ethereum'da son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir dominansta son durum nedir? Dominansa da bakalım. Şimdi her zaman söylediğim bir olay var bildiğiniz gibi. Bitcoin artışlarında dominansın artması gayet normaldir. Ve herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar altcoin'ler adına. Bitcoin yatay yaptığı zaman dominans düşecektir. Fakat önemli olan nokta Bitcoin geri çekilmelerde dominansı arttırıp arttırmaması. Bakın bugün Bitcoin'de şu anda %2'ler civarında ortalama olarak bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Fakat dominansa baktığımız zaman arkadaşlar dominansa da düşüş var. Yani Bitcoin geri çekilmelerde dominansı arttırmıyor. Bu yüzden ben piyasanın hala altcoin'den lehine olduğunu düşünüyorum. Şimdi dominansa baktığımız zaman bulut noktası arkadaşlar direnç olarak çalışıyor. Bakın burada bir kere denedik, kıramadık. Şu anda burada da yani bir kere denememize rağmen tekrardan bulut noktasının kırılmadığını görüyoruz. Bu altcoin adına olumlu bir durum. Çünkü aslında bizim buradaki bulut noktamız düşen trendimiz. Yani kısa vadede, orta vadede dominanslık düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle şurada 61,5 seviyesinin altında yapacağımız kapanışlarda bence geri çekimler hızlanacaktır. Zaten gözüme çarpan burada, bakın, sol omuz, baş kısmı sağ omuz. Boyun kısmında dediğim gibi 61,5'ları gösteriyor. 61,5'un altında bir kapanış yaptığımız zaman baş miktarı kadar düşüş bekleriz. Bu da dominansta kısa vadede gördüğüm bir durum.
Açıkçası günlük bazda dominans da, yani şu anda ne kadar burada bir dip oluşumları yapıyor olsak bile ben günlük bazda arkadaşlar dominans adına şuradaki 57 noktasının, bakın şuradaki destek noktası arkadaşlar, buraya kadar bir geri çekilme en azından bekliyorum. Minimum olarak bekliyorum yani. Bu esnada altcoin'lerde güzel hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Yani şu anda arkadaşlar bugünlük piyasada gördüklerim bu şekilde. Hem Bitcoin hem de altcoin'ler adına bunları görüyorum ben. Uzun vadede hem Bitcoin'in hem de altcoin'lerin sıkıntı uzun vade adına yok arkadaşlar. Onun dışında XRP ile alakalı değerlendirmelerimiz vardı bildiğiniz gibi. XRP bir miktar yukarı doğru hareketlerine devam ediyor. Arkadaşlar bulutun üstünde kapanışlar yaptıkça fiyat her zaman yukarıya gitmek ister. Özellikle 22 Şubat'ta mahkemesi var bildiğiniz gibi. O mahkeme gününe kadar şu anda piyasaya düşecek herhangi bir olumlu haber de bu coin bildiğiniz gibi yukarı doğru fırlar. Zaten yapıyor. Bu yüzden yukarı doğru fırlama ihtimali bence oldukça yüksek. Zaten bakın şuradan beri analizini yapıyoruz. Şu ana kadar adım adım yapacağı hareketleri tahmin ettik diyebilirim. Şu anda arkadaşlar bulutun üstünde fiyatlandığı için her an yukarıya ani hareketler yapmaya müsait bir potansiyeli var. Onun dışında Dogecoin'i çok fazla soran arkadaşlar var. Şimdi haftalık bazda Dogecoin'i açtığımız zaman arkadaşlar bu coin'i geçin. Bu coin'e ben olsam yanaşmam. Bu coin'i alacaksan şurada bakın bulut noktasını kırarken alacaktın. Şu anda bu alım yerlerinden kaçmış. Haftalık bazda baktığım zaman en yakın destek noktası bakın şuradaki 0.10 centlerde. Ve bu destek noktası, en yakın destek noktası, haftalık bazdaki en yakın destek noktası gerçek fiyattan arkadaşlar 7 kat aşağıda. O yüzden ben bu coin'e bulaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında piyasada bir sürü altcoin var arkadaşlar. Patlama yapmamış bir sürü altcoin var. Onlara yönelmek bence daha mantıklı. Ben olsam bu coin'in yanından geçmem açıkçası. Şu anda piyasada genel olarak gördüklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.